Bugün size evlilikler neden yürümüyor bundan bahsetmek istiyorum. Acı çekmek için evlenilmez. Ama bakıyorum birbirine en fazla acı çektirenler evli çiftler. Çok üzücü bu. Bana gelen yüzlerce Instagram'dan, YouTube'dan gelen mesajlardan ben bunu anlıyorum. Ve nedir olay? Lüzumsuz şeyleri bir defa sorun yapıyoruz. Küçücük şeyleri büyütüyoruz. O küçücük şeyler yüzünden birbirimizi yiyip bitiriyoruz. Bencil ve egoist davranıyoruz. İlla benim dediğim olacak. Ben haklı olmam lazım. Bunun kavgasını çok fazla veriyoruz. Yapılan çalışmalar var. En fazla 4 madde yüzünden evlilikler yürümüyor arkadaşlar. Bu 4 maddeye dikkat edin. Bu 4 madde tehlikeli, 4 madde evliliklerin yürümesini engelleyen 4 madde. Nedir bu 4 madde? 1. Erkeğin evlilik bilincinde olmaması. Ya erkeklerin çoğu hala evli ama hala bekar. Olmaz kardeşim, yürümez bu. Sen artık evlendin. Sen bir kendine çeki düzen ver. Tamam, arkadaşların olmalı. Arkadaşlarından birdenbire kopamazsın. Ama eşin var. Ve eşinle beraber senin sorumlulukların var. Bir de peşinden çocuk oldu. Hala sorumsuz, hala aynı yapıda olan çok fazla erkekle ilgili şikayet geliyor bana. Buna üzülüyorum. Erkeklerin evlilik bilincinden yoksun olması en fazla görülen sıkıntılardan birisi bu. Keşke evlenmeden önce erkeklere, bak kadınları demiyorum, tamam kadınları da geçirirsin ama öncelikle erkekleri evlilikte mutluluğun sırları, evlilik okulu, bu tarzda bir ön bilinç oluşturacak eğitimlerden geçirsek. Ondan sonra evlenmeye izin versek. Çünkü art niyet de yok. Erkek evlilikle beraber gelen sorumluluğun bilincinde değil. Bu konuda erkeğin uyarılması, yetiştirilmesi lazım. 2. İçki, kumar, kötü alışkanlıklar ve şiddet. Şiddetin olduğu yerde zaten seni seven bir kalbin kalma şansı yok. Şiddet varsa kadın aşağılanıyor, değersiz hissediyor, sevilmediğini, önemsenmediğini düşünüyor ve özgüvenini, öz saygısını kaybeden bir varlık haline geliyor. Kadınlıktan çıkıyor. İnsan hayvana şiddet uygulamazken eşine nasıl şiddet uygular ya? Bunun yapılmaması lazım. Bu yürüyebilecek yuvaları bile dağıtan bir olay. Şimdi kötü alışkanlıklar varsa, kötü alışkanlıkların getirdiği bir yıkım var. Bütün kötü alışkanlıklarda bunu görüyoruz. Şimdi bütün bağımlılıklarda bunu görüyoruz. Bakın içki, kumar, uyuşturucu. Çok iyi bir insan ama bunlara bulaşmış maalesef. Bu sefer ailesini mağdur ediyor. Ailesine şiddet uygulamayan bir insan şiddet uyguluyor. İçti mi kendini kaybediyor. Kadın diyor çok seviyorum hocam ama nasıl dayanayım? Ve yürüyebilecek bir yuva bu yüzden yürümüyor. Bununla ilgili yüzlerce mesaj var bende. 3. Erkeğin kadın üzerinde hakimiyet kurma çabası. Tamamen her şeyiyle ben yöneteceğim. Her şeyi ben bileceğim. Annenlere bile gidemezsin. İşte bakkala bile gidemezsin. Şuraya çıkamazsın. Tamamen hapishanede gibi, eşini sanki hapse sokmuş gibi bir hava var. Bu tarzda erkek sayısı az da olsa var ve bu tarzda, bu kafadaki erkeklerin olduğu yuvaların yürüme şansı yok. Erkeğin bunu görmesi lazım. Sen evlendin. Ona güvenmek zorundasın. İstediği yere sana haber verip gidebilmeli. Benden izin almalı. Yok, haber vermeli sadece. Ne izin almalı? Mahkum değil ki o. O senin eşin. Sen ona güveniyorsun. O sana güveniyor. Sen bir yere giderken ona izin alıyor musun? Hocam ben niye izin alayım? O niye izin alsın? Haber versin. Annemlere gidiyorum. Kız kardeşim diyeyim. İzin almadan çok burada bilgilendirme olmalı. Kalite bu. Ama eğer bu kalite yoksa yürümüyor evlilikler. Bunu görmek lazım. Evlilikler neden yürümüyor? 4. Aldatma. Aldatılan bir insanın kabullenebilmesi çok zor. Ve aldatma varsa kesinlikle yürütmesi zor bir evlilik var artık. Affettin. Affedemezsin. Sen affetsen yüreğin affetmez. Eşim beni affetti. Affetmez o. Her defasında gündeme getirecek. Gündeme getirecekse moraliniz bozulacak. Kavga edeceksiniz. Yine birbirine gireceksiniz. Ve yürümeyecek. Baştan aldatmayı engellemek lazım. Aldatmamak lazım ya. Seviyorum, evlendim. O zaman niye ben gözüm dışarılarda devamlı gezip duruyorum? Eşimden başkasını görmemem lazım. Hocam piyasa bozuk. Arkadaşlar, herkes eşini rahat aldatıyor. Böyle bir ortam var.
aynı şeyi eşinin sana yapmasını ister misin? İstemezsin. O zaman sen de yapma. Vicdanlı bir insan, namuslu bir insan, eşini seven bir insan aldatmaz. Aldatmamalı. Çünkü aldatma varsa bir defa düzen bozulmuştur. İstediğiniz kadar çabalayın, o evliliği rayına oturtmak çok zordur. Aldatma varsa ve ortaya çıkmışsa o evlilikte yürümez. Hayır gelmez o evlilikten de. Düzelir mi? Düzelir ama çok büyük çabalar, çok büyük desteklerle düzelir. Bunu da görmek lazım. Mutlu, huzurlu bir evlilik için bunlardan uzak duralım. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Zaten WhatsApp'tan paylaşıyorsunuz. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.